aslında Şimdi buyurun. böyle sözünüz kesin pardon. Böyle baktığımız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi evet oylarını nereden bulacak? Saadet Partisi hayır diyorum dedi. Evet. Vatan Partisi hayır Hayır. dedi. Cumhuriyet Halk Partisi hayır. Hayır. DSP Demokratik Sol Parti hayır. hayır. HDP hayır diyeceğini açıkladı. Evet. Yani dediğiniz gibi Onu bilmiyoruz. Öyle açıkladılar. açıkladılar ama tabii de dediğiniz gibi Evet. işte bir göz kırpmalar var, gülücükler Evet. dağıtmalar var, o Evet. tarafa doğru göz kırpmalar var. Ama baktığımızda da işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanından başka taraftarı toplayabildiklerini pek görmüyoruz. Dediğiniz gibi bu evet oyları nereden gelecek? Nereden gelecek? Suriyelilerin tamamı vatandaş yapılmadı Ve hatta diyebiliyoruz. yapılmayacak da söyleniyor şeye kadar, referanduma kadar Ama yapılmayacağı işte bir söyleniyor. taraftan yapıldığı bir kısmen söyleniyor. Ama netice itibariyle baktığımızda sadece Çanakkale gerçeği değil. İşte Anadolu'daki arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Ciddi bir hayır kitlesi var. Yani hatta ben şöyle söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden hayır diyecekler var. Evet, benim de tanıdıklarım var. Bu partiye gönül vermiş insanlar, sağduyulu insanlar. Hatta şöyle diyorlar, biz bu referandumda hayır vereceğiz. Önümüzdeki seçimde yine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne vereceğiz. Yani onların sorunu, onlar parlamenter sistemden, çok seslilikten, demokrasiden yana ve tek adamla karşı bir duruş sergiledikleri için hayır söyleyeceklerini ama yine de gönüllerinde iktidarda her zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yattığını çok açık bir şekilde ifade ediyorlar. Birebir konuşmalarımızda aleni değil. Hayır yani şimdi referanduma da birebir baktığımız zaman çok da saçmalık var. Yani 7 yaşında bir çocuk ilk öğretime başlıyor. 12 yıl, 19 yaş liseyi bitirmesi gerekiyor. Evet. 18 yaşında seçilme hakkı veriyorsunuz. İlk öğretim dediğiniz eğitim sistemimizde siyaset yasağı var. Evet. Ya yani bu böyle saçma sapan bir şey. Tabii hiç hoş değil, mantıklı değil. Mantık, mantığa aykırı. Mantıklı değil. Bir taraftan bakıyorsunuz parlamentonun bütün yetkilerini kısıtlıyorsunuz. Parlamentoyu başkan olacak kişinin seçmesini olanak sağlıyorsunuz. 550 milletvekili otomatikman 600'e çıkartıyorsunuz. 50 kişi daha ekliyorsunuz. Tek mantık buluyorum ben. İşte bu Cumhurbaşkanı'nın yargılama sayısının orana vurulduğu zaman 400'e çıkması için 600 milletvekili yapılması gibi bir durum. Başka hiçbir mantık bulamadım ben. Yok, Düşündüm 600'ün hiç düşündüm. mantığı yok. Hiç Normalde mantığı yok. eğer Cumhurbaşkanı yardımcılarına ve bakanları Cumhurbaşkanı seçecekse meclisin gen soru hakkının bile olmadığı bir durumda işte efendim meclis yasa yapacakmış. Tamam. Meclis de Cumhurbaşkanı seçiyor. Yani Meclisi. siyasi Cumhurbaşkanı kendi partisi, Hayır, milletvekillerini kendi şunu yazıyor söylemek zaten. istiyorum ben o zaman. Gerçekten 600 tane milletvekiline ihtiyaç yok. Yani 200 tane, 300 bile çok, 200 tane konusunda çok uzman insanlar gelsinler o zaman. Çünkü hani ya burada kimseyi böyle hedef olarak bir şey söylemek istemiyorum ama diyorlar ya efendim diyorlar işte parlamentoda otursun yasa çıkarsın. O zaman tamam. Parlamento yasa çıkarsınsa 600 kişiye ihtiyaç yok. Bu kadar bu insanların seçileceğim diye de dışarıda enerji harcamalarına da ihtiyaç yok. Onu da seçin. Üniversitelerimiz var. Çok değerli akademisyenlerimiz var. Sivil toplum örgütlerinde çalışan çok değerli uzman kişiler var. Avukatlar var, mühendisler var, doktorlar var. İşte ziraat mühendisi var. Bunlardan konusunda çok yetişmiş, tecrübeli insanları meclise taşısınlar bir şekilde. Yani milletvekili olmanın şartını mesleğinde uzmanlaşma, işte şu kadar yayın yapma, şu kadar bildiri sunma gibi iyice daraltalım. O insanlar da orada otursunlar. İşte ziraat mühendisleri ziraatla ilgili yasa taslağı hazırlasın. Hukukçu arkadaşlarımız hukukla ilgili, doktor arkadaşlarımız sağlıkla ilgili böyle daraltalım o zaman kapsamını. Uzman danışmanlar kurulu gibi bir şey olacaksın. Öyle olacak yani. Başka türlü nasıl olacak ki? Zaten hiçbir işe yaramıyor. Bir 600 kişi seçeceksin şu anda. Çünkü vatandaşın problemini çözemeyeceksin. Bakan sana hesap vermediği için bir milletvekilinin bakana ulaşması bile sıkıntı olacak.
Çünkü ille bir takım işte milletvekillerinin devreye girmesiyle iktidar veya muhalefet fark etmez. Çözülebilen bürokratik işlemler var. Çünkü bizim ülkemizde daha böyle her şeyin sistemi oturmuş, kendi kendine tıkır tıkır işlemiyor. İlle arada birileri oluyor. İşte o milletvekillerinin araya girip de iş yapma şansı da kalmayacak. Bir köylü bir derdini anlatıp da sayın vekilim şunu çözebilir misiniz de diyemeyecek. Bir esnaf da söylemeyecek. Ne yapacak o zaman milletvekili? O zaman işte benim tarif ettiğim bir danışmanlar ordusu gibi oluyor. Her şehirden seçilecek 200 tane büyük bir danışmanlardan konusunda aşırı uzmanlaşmış insanlardan oluşan bir kitle orada olsun. İster adına meclis deyin, ister danışmanlar grubu deyin, ne dersiniz deyin, böyle olsun. Ya fiiliyatta böyle olacak. Veya İşe bu bile olmayacak. yaramaz bir saygınlığı dolmuş maaşla pekiştirerek orada 600 kişiyi Ama barındıracaksın. çok yazık Başka değil hiçbir mi şey yok ya? yani. Çok yazık.